Dostlar selam, nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Bugün sizlere bana en çok sorulan sorulardan biri olan Spotify'da nasıl resmi sanatçı hesabı açarız? Nasıl Spotify'da o mavi tik var ya doğrulanmış sanatçı yazıyor? Onu nasıl alırız? Onu anlatacağım çünkü bana neredeyse bir sene önce yayınladığım şarkılarınızı ücretsizce yayınlayın videosundan bugün bile hala belki ikişer üçer DM geliyor günlük bu konuyla alakalı, özellikle bu taraftan eksik olarak. Videoya geçeceğim, hızlıca anlatacağım. Siz de o arada bana destek olmak için videoyu beğenip abone olup bildirim zilini açmayı çok görmeyin dostlar. Ve ek olarak bana destek olmanın en tatlı yolu hali hazırda yaptıracağınız mix mastering beat gibi işlerinizi benim elimden geçirmek olur. Ve artık biliyorsunuz kendi şarkılarımı da paylaşmaya başladım. Eğer Spotify'dan Gök ismiyle de beni aratırsanız oradan da bana ulaşabilirsiniz. Ayrıca tüm sorularınız, sorunlarınız ve bilgi almak için Instagram üzerinden beni takip edebilirsiniz. Orada yapacağım her şeye, yaptığım her şeye ve tüm sorularınıza cevap bulabileceğinizi düşünüyorum. Geçelim videoya. Şimdi Spotify hesabı nasıl açarızla ilgili en eksik soru şu. Spotify artiste girip siz bir hesap açıyorsunuz. SoundCloud'da vesaire olduğu gibi hesap açmaya çalışıyorsunuz. Ama Spotify şahsımızın hesap açabildiği bir yer değil. SoundCloud'da vesaire olduğu gibi bir yer değil. Bir aracı firma sizin adınıza sanatçı hesabınızı oluşturmalı. Bahsettiğim videoya dönüp oradan OneRPM üzerinden ücretsiz veya bir sürü ücretsiz alternatif var. Veya paralı olsun biraz daha bileyim dersen bu dağıtımcı tartışmana hiç girmeyeceğim. CD Baby, TuneCore mu, DistroKid mi, OneRPM mi? Size kalmış. Ama bu dağıtımcılardan biriyle çalışmanız şart. Bu size sanatçı hesabınızı oluşturacak. Sizin Spotify artiste girip, üyelik girişi yapıp, ben artistim deyip, sizin var olan profilinizi claim edip, doğrulayıp, ben buyum dediğiniz bir ekran. Spotify artist. Oradan artist hesabı açmıyorsunuz. Artist hesabınız, sanatçı olarak ismi Spotify'da zaten olmalı. O andan sonra Spotify artiste, bak bu artist benim, bana kullanım ve yönetim haklarımı ver. Açıklamamı, biyografimi, profil fotoğrafımı değiştirebileyim. İstatistiklerime bakabileyim. Kafanızın karıştığı en büyük nokta bu bana gelen DM'lerden. Spotify artist hesabı açarken yaptığınız şey artist hesabınızı Spotify'da açmak değil, var olan Spotify hesabınızı artist olarak veya yönetici olarak doğrulayıp yönetim haklarını almak, oradan yönetim paneline ulaşmak. Spotify artistin burada görevi bu. Kafanızın en çok karıştığı nokta bu. Spotify'a şarkınızı yüklerken bu doğrulamayı, az önce söylediğim doğrulamayı, DistroKid, OneRPM, TuneCore vesaire, neresi olduğu önemli değil. Birinden birinde şarkınızı yükledikten sonra sanatçı hesabınız orada. Siz sonradan girip artist.spotify adresinden sanatçı hesabınızı doğruladığınızda doğrulanmış hesap olarak Spotify'ınız gözüküyor. Yapmanız gereken tek şey, o videoda anlattığım gibi, isterseniz daha güncelini veya başka platform olanını çekerim. DistroKid, TuneCore, hangisini isterseniz tek tek hepsini de çekebiliriz seri halinde. Orada olduğu gibi veya internette bulacağınız diğer kaynaklardaki gibi herhangi bir dağıtım platformundan şarkınızı yükleyip sanatçı hesabınızın oluştuktan sonra Spotify artist üzerinden giriş yapıp ben artistim, ben menajerim, ben label'ım soruyor size. Bu hesap var ve siz bu hesabı kullanmak ve yönetmek istiyorsunuz. Hangi sıfatla diye soruyor. Siz de o sıfatla bunu doğruluyorsunuz. Spotify'da doğrulanmış bir sanatçı hesabınız oluyor. Durum bu kadar. Hiç daha komplike hale getirmeye gerek yok. Basit bir süreç, sancısız bir süreç. Merak ettiğiniz, anlamadığınız, kafanızı karıştıran bir şey varsa yorumlarda sorun veya Instagram üzerinden bana yazın, aydınlatayım veya tartışalım, daha mantıklı bir opsiyon bulalım. Ama kafanızı karıştıracak bir konu yok, konu bu kadar basit. Bu videoyu da daha çok siz bana bu soruyu sorduğunuzda video olarak gönderebilmek için çekiyorum aslında. Bunu bir videolu mesaj gibi görebilirsiniz. Diyeceklerim bu kadar. Hoşça kalın. Kendinize iyi bakın. Bana destek olmak için videoyu beğenip abone olup bildirim zilini açmayı çok görmeyin dostlar. Ve ek olarak bana destek olmanın en tatlı yolu halihazırda yaptıracağınız mix mastering beat gibi işlerinizi benim elimden geçirmek olur. Oynatma listelerinde yaptığım mixlerin hepsini atıyorum. Referans TV liste var orada. Ek olarak Spotify'dan da benim şarkılarımı takip edip benden haberdar olabilirsiniz. Hoşça kalın. Kendinize iyi bakın. Peace.